Evet arkadaşlar, taş yolun yoluna girdik. Vadiye girmiş bulunmaktayız. Bu yol ileride daha kötüleşecek diyorlar. Göreceğiz. Yani şu an o kadar hızlı gidemiyoruz gerçekten. Şu tarafa doğru tırmanıyoruz. Bayağı sıkıntılı. Ama buranın virajları çok değişik, haberin olsun kanki. Sanki gördüm sol hatta. Aynen ya, sol hatta yol var ya, sol hatta düşün yani. Şurada bir araba görsek ne değişik yollarınız varmış sizin. Kanka bir şey söyleyeyim mi sana? Karadeniz'in yolları da aynı böyle. Evet, Karadeniz yolları da böyledir tahminimce, dediğin gibi. Yani bizim mesela dediğimiz yol şu an resmen böyle şey yapıyor, akrobat değil. Bir de şehir içi ya. Şehir. Ama buraya göre bence yolu çok kötü değil ya. Bakacağız. Evet. Bayağı bir değişik mekana geldik. Şuradan bir giriş yapalım da. Buradan bir giriş yapalım. Yollar da bir hayli farklı. Wow. Manzarasına bak ya. Manzaraya bak ya. Çok iyi. Şu dağların heybeti falan mükemmel. Uçurummuş lan. Ne bekliyordum ki? Tenere su. Selamünaleyküm abi. Ne taraftan? Bursa'dan mı? Plakaya o yüzden baktım. Yani genelde yabancı oluyor. Ha? Biz Ankara'dan hocam. Ankara. Nasıl yol, temiz mi? Güzel. Siz ne taraftan geliyorsunuz? Ne taraftan geliyorsunuz? Kemaliye tarafına. Hmm. Biz mi? Biz nereden geliyoruz ya biz? Hı-hı. Tamamdır. İyi sürüşler hocam. Kolay gelsin. İyi gezmeler. Onlar da bizi yabancı sandı galiba. Herkes bizi birinin plakasına bakıyor. Baktım 16 yazıyor, hemen dedim tamam bizden. Gerçi motorcu olduğu sürece yabancı da olsa fark etmez de. Diğeri de Tenere'ydi herhalde. Bilmiyorum ya. Diğerinde sanki Tenere gibi geldi bana. O ne ya abi, karanlığa. Oğlum böyle bir şey yok, yok. En uzun tünel o mu acaba? Bir tane tüneli var, çok uzun. Bilmiyorum da. Baya baya. Kanki ayaklık da çarpar, her şeyi çarpar burada. Süper ama ya. Var, bir tane daha var ya. Ha, var.
Oha oğlum ben... Oha oğlum! Tünelin sonu yok ki. Kanka işte bir tane var, uzun bir tünel var dedim ya. 7 kilometre mi diyorlar? 3 kilometre mi? Bu tünelin sonu yok. Vay çok güzelmiş ya. Ah Mesel'im ah. Yani var ya başımıza gelen hiç olmadı ama neyse. Tüneli mi? Kanka ne olur ne olmaz ama düşeriz şimdi. Baksana tünel bitiyor tünel başlıyor abi. Aa ne kadar çok güzelmiş bak. Tam kamp yapmalık ve sel basmalık yer. Baksana şimdi de tırmanıyoruz. Süper. Abi olaya bak ya. Devam edelim ya biz. Ne olur ne olmaz. Bir, ikideymişim. Sen fanından bahsediyorsun ben motorla göt atıyorum ya. Ya var ya bir şey olacağını bilmesem basacağım da. Gerçekten ya. Ama kesin uçarım kanki ben. Ben de bu şans varken kesin uçarım. Saat 7. Evet. Aynen kaya ya burası. Bura riskli yani. Demek ki bu sabah gördüğümüz yabancılar da buradan geçiyormuş. Buradan buraya için gidiyormuş. Yok daha var ya biter mi? Ama çok güzel manzara var ya. Yani bilemedim abi. Aynen şu bildiğin kaya ya bu. Bu yani böyle 3-5 parçaya bölünmez bu komple iner aşağı. Sağlam kayadan rüzgar sadece toz götürür. Kimisi de der ki kaya gibi olmayın, dağlar gibi yalnız kalırsınız. Bu ne abi? Aydınlı abimiz geliyor. Şuraya durmayayım mı ya? Duracağım abi. Yeter. Deminden beri 120 tane kayalık aralık geçtik ya. Haşatı çıktı motorun. Ah.
Manzaraya bir bakın ya. Manzaraya bir bakın ya. Manzaraya bir bakın ya. Bunları çekmiyordur benim GoPro. Benim GoPro'm çekmiyordur bunları. Kesin. Tamam, sessiz ol. Sessiz ol. Kızma. Kızma. Kızma koçum, kızma, tamam. Vay arkadaş. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Yolun sonu görünüyor. Aa bak, güneş gerçekten batıyor ha. Ve hala devam ediyor tünel ya. Ya sikerim artık. Cidden, cidden be, kötüleşmeye başladı yol. Amına koyacağım. Aa adamlar rafting yapıyor lan botla. Aynen kanka, burada var işte. Allah. Bayağı iyi. Yine benim muhteşem lafım, bayağı iyi. Adamlar botla buradan gidiyor. Evet evet, bot ya, bildiğin. Ha, motorlu tekne tabii canım. Şurada duracağım. Zaten o kadar dar ki yol. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bazı yerlerde duruyoruz. Seyir alanları var. Gayet güzel. Evet. Muhteşem bir manzara. Sakin ol. Bildiğin uçurum ya. Kenarımız bildiğiniz uçurum yani. Araba bizi mi bekliyordu? Olabilir. Geçeyim mi? Birbirimize takılıp haydi aşağı doğru yardırıyormuşuz. Çok ilginç. Ya şurada resmen kumsal oluşmuş ya. Aka aka. Abi resmen kayanın altından geçiyoruz. Evet, kayanın altından geçiyoruz abi. Bence o 2 metre diye uyardıkları şey, 2 metre kaya düşebilir. Olabilir yani. Bana öyle geldi. Evet, yolun sonuna geliyoruz. Burada da zaten hızlı gidilmezmiş ha. Burası böyle seyir gibi ya. Çok güzel yani. Burada hızlı gitmenin manası yok. Yalnız lastiklerimiz bembeyaz oldu Ferhat. Ha evet, karşıdan karşıya gidiyor. Oha. Aa baya baya gidiyorlar yani. Vallahi vallahi siz zaten karşıdan karşıya iple geçiyor gibi, motorla geçiyor. Evet, bizim motor. Ay. Biraz ayağa kalkayım ya. Çok fanaştık. Sövüyor bana motosiklet, yeter da diyor. Ama buraların motoru yani, ne olacak? Aa evet. Aa gidiyorlar. Aa salıncakta sallanıyorlar. Aynen. Ne Allah'ım ya. Neyse, eğlensinler abi. Gayet gidiyor. Kim tutacak seni? Ha, şuradaki.
Süper. Devam. En azından zorlanmıyor. Fan açmasın da abi, başka bir şey istemiyorum. Fanının, motorun sıcaklığını bana veriyor sonra. Aynen ya, burası ne kadar ilginç. Tam bir Karadeniz havası var ya. Şey olmasa, kel dağlar olmasa, gerçekten Karadeniz havası var. Tekir'e çok benziyor ya burası, Tekir Yaylası'na. İşte medeniyet. Buluruz, buluruz. Bebeler dediğin, ha şunlar. Bilmiyorum. Kanki, birine sormak iyi, hoştur da. Yani, Kemali'yi geçince Sade dedi. Çok güzelmiş ya. Anlamadı. Hanımı anladı da kendi anlamadı, ya da motoru sürmekle ilgili, ya da senin muhteşem motorunu incelemekle ilgileniyordu. Bakayım. İşte camı açınca biraz esinti geldi. Oo. Oğlum insanlar burada demek ki. Aa, sana şu içerisi çok güzel abi. Buraya girerim ha. Ama bir şey söyleyeyim mi? Orada konaklıyorlar herhalde ya bu adamlar. Motorcular konaklıyor olabilir.